İyi geceler sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Turgut Özal görev süreleri 6 Aralık'ta sona erecek olan Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri onuruna bu akşam Ankara'da bir yemek verdi. Yemeğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kaya Erdem, Başbakan Yıldırım Akbulut'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay da katıldı. Bakanlar Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Petrol Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevkini kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım Akbulut Başkanlığı'nda toplandı. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar, yaklaşık 2 saat süren toplantıdan sonra Bakanlar Kurulu'nda ele alınan konular hakkında bilgi verdi. Mehmet Yazar, Bakanlar Kurulu'nca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevki kararlaştırılan ve Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören tasarıyla şirket kurabilmek için gerekli esas sermaye miktarının 100 milyon liraya çıkarılacağını söyledi. Yazar, kanun tasarısıyla zimmet, ihtilas, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık ve hileli iflas suçlarından mahkum olanların da anonim şirketlerde kurucu ortak olamayacaklarını söyledi. Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın verdiği bilgiye göre aynı kanunda öngörülen bir başka değişiklikle de anonim şirketlerin kuruluşunda mahkeme tasdikine ihtiyaç olmayacak. Ayrıca anonim şirket yönetim kurulu birden çok payı temsil eden hisse senedi bastırabilecek ve pay sahibi hükmü şahıslar da yönetim kuruluna seçilebilecek. Petrol kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısıyla da denizlerde petrol arama işi daha kolay hale getirilecek. Ayrıca petrol hakkı sahibi firmalar imal ettiği petrol ürünlerini her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak ihraç edebilecekler. Kanun tasarısıyla ithal petrolün fiyatını tespite petrol hakkı sahibinin yetkili kılınması öngörülüyor. Tasarıyla petrol kanununa eklenen bir maddeyle de Bakanlar Kurulu'na bu kanun kapsamı dışında bulunan bataklık ve turbo gazlarıyla karbondioksitli gaz sahalarını gerektiğinde kanun kapsamına alma imkanı getiriliyor. Bakanlar Kurulu konut edindirme yardımı ile ilgili esaslarda da değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre daha önce takvim yılı sonu itibariyle hesaplanan nema oranı bundan böyle her ay hesaplanacak. Bakanlar Kurulu, taş kömürü, kok ve tozlarının sanayici firmalara Zonguldak dışında da satışını serbest bıraktı. Toplantıda Yüksek Öğrenim Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükmünde kararname de kabul edildi. Kanun hükmünde kararname ile Açık Öğretim Fakültesi'ne yurt içinde ve yurt dışında teşkilat birimi kurma imkanı tanınıyor. Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün ortaya koyduğu iki Almanya'nın birleşmesini amaçlayan planın yankıları devam ediyor. Sovyetler Birliği, Federal Almanya'yı Demokratik Almanya'daki gelişmeleri milliyetçi bir yöne kanalize etmeye çalışmakla suçladı. Sovyet Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Yuri Kremitskin düzenlediği basın toplantısında bütünleşmeye yönelik planın Demokratik Almanya'ya danışılmadan tek taraflı olarak hazırlandığını söyledi. Kremitskin, iki Almanya'nın birleşmesinin uygun olmadığı yolundaki görüşlerinin öteki bazı ülkelerce de desteklendiğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand da iki Almanya'nın birleşmesinin demokratik ve barışçı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi. Mitterrand bir gazeteye verdiği demeçte iki Almanya'nın birleşmesinden rahatsız olmayacaklarını belirtti. Hollanda ise Kohl'ün Federal ve Demokratik Almanya'nın birleşmesi yolundaki önerisini olumlu karşıladı. Başbakan Ruud Lubbers parlamentoda yaptığı konuşmada konunun uluslararası boyutları olduğuna işaret etti. Bu arada Demokratik Almanya'da sosyalist sistemin devamı için başlatılan imza kampanyasına Devlet Başkanı Egon Krenz de katıldı. Dilekçede ülkeyi içinde bulunduğu krizden kurtarmak için çok kısa zaman olduğu konusunda uyarılar bulunuyor. Dilekçede iki Almanya'nın birleşme konusunu ilişkilerdeki gelişmenin belirleyeceği vurgulanıyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in yeni üretim kotaları konusunda dün anlaşmaya varmasından sonra petrol fiyatları düştü. New York borsasında varil başına 40 sent kadar düşen petrol 19,25 dolardan işlem gördü. Viyana'da OPEC bakanları günlük toplam üretim tavanını 1990 yılının ilk 6 ayında 20,5 milyon varilden 22 milyon varile çıkarma konusunda anlaşmışlardı.
Hindistan'da iktidardaki Kongre Partisi'nin geçen hafta yapılan seçimlerde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesi üzerine Başbakan Rajiv Gandhi istifa etti. İstifası Cumhurbaşkanı Venkataraman tarafından kabul edilen Gandhi, yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürecek. Rajiv Gandhi'nin lideri bulunduğu Kongre Partisi, seçimlerden yine birinci parti olarak çıkmasına rağmen büyük oy kaybına uğramıştı. Gözlemciler, Gandhi'nin istifasıyla ikinci parti durumundaki ulusal cephenin hükümeti kurabilmesi için yolun açıldığını belirtiyorlar. Beş partiden oluşan ulusal cephenin başbakan adayını belirlemek üzere yarın toplanması bekleniyor. Ulusal cephenin sağcı Bharatiya Janata ve öteki partilerin desteğinde bir azınlık hükümeti kurabileceği kaydediliyor. Bu durumda Hindistan'ın 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dönem dışında iktidarda olan Kongre Partisi ikinci kez muhalefete geçecek. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov 3 gün sürecek İtalya ziyaretine başladı. Roma'da ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Cossiga ile yapan Gorbaçov bu gece İtalya Başbakanı Andreotti ile de bir araya gelecek. Gorbaçov'un Doğu Avrupa ülkelerindeki son gelişmelerle ilgili olarak İtalyan liderlerine bilgi vermesi bekleniyor. Mihail Gorbaçov İtalya ziyareti sırasında iş adamlarıyla da görüşecek ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine çalışacak. Gorbaçov ziyaretinin son gününde Vatikan'a giderek Papa II. Jean Paul ile görüşecek. Bu bir Sovyet liderinin Papa ile ilk görüşmesi olacak. Gorbaçov İtalya ziyaretinden sonra da 2 ve 3 Aralık tarihlerinde Malta açıklarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'la bir araya gelecek. Zirveye ev sahipliği yapacak savaş gemilerinden Sovyet kruvazörü Slava da Malta'ya ulaştı. Zirve görüşmelerinin yapılacağı öteki savaş gemisi Amerikan kruvazörü Belknap ise daha önce Malta açıklarına demirlemişti. Lübnan'da Hristiyan lider General Aoun'un yeni yönetimi tanıması için verilen sürenin sona ermesinden sonra her iki taraf da mevzilerini kuvvetlendiriyor. Ajanslar Suriye birliklerinin General Michel Aoun'u Beyrut'un Hristiyan kesimindeki başkanlık sarayından atmak için tankların öncülüğünde savaş pozisyonu aldıklarını bildirdiler. Lübnan yeni ordu komutanı Emil Lahoud, General Aoun'a teslim olması çağrısında bulundu. Lahoud, aksi takdirde savaşmak zorunda kalacaklarını açıkladı. Aoun'a bağlı Hristiyan birlikler ise en üst düzeyde alarma geçirildi. Hristiyan birlikler, Beyrut'u ikiye ayıran yeşil hat boyunca mevzileri de güçlendirdiler. General Aoun'u destekleyen 15 bin kadar kişinin de Bab'daki başkanlık sarayının çevresinde bir insan kalkanı oluşturduğu bildirildi. Bu arada General Michel Aoun bir açıklama yaparak yeni Lübnan hükümetiyle uzlaşabileceğini ancak ordu komutanlığı görevinden alınmasını reddettiğini söyledi. General Aoun Fransa'yı Lübnan sorununa bir çözüm bulunabilmesi için arabuluculuk yapmaya çağırdı. Aoun, Lübnan halkının temel haklarının garantiye alınacağı bir anlaşma için Suriye ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Fransa parlamentosundan 30 muhalif milletvekili de bugün Beyrut'a giderek Bağdat'taki başkanlık sarayında General Aoun'la bir görüşme yaptılar. Türk İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 11 Aralık'ta başlayacak genel kurul ön hazırlık çalışmalarını değerlendirmek üzere Ankara'da toplandı. Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, konfederasyona bağlı sendikalardan ikisi dışında tamamının genel kurul çalışmalarını tamamladığını söyledi. Şevket Yılmaz, Türk İş Genel Kurulu'nda bütün dar ve sabit gelirlilerin sorunlarının tartışılacağı bir platform oluşturulacağını belirtti. Hak İş Konfederasyonu Başkanlar Kurulu da Ankara'da toplanarak 22 Aralık'ta yapılacak genel kurulla ilgili hazırlık çalışmalarına başladı. Hak İş Genel Başkanı Necati Çelik, konuşmasında ücretlerinin yarısı çeşitli kesintilerle geri alınan çalışanların büyük sıkıntı içinde bulunduğunu söyledi. TV1 ve TV2 yayınlarının bütün yurtta daha iyi izlenmesini sağlamak amacıyla 1450 yeni verici ve aktarıcı kurulacak. Yeni verici ve aktarıcıların alımına ilişkin sözleşme PTT Genel Müdürlüğü ile özel bir firma arasında Ankara'da imzalandı. PTT Genel Müdürü Emin Başer, yeni verici ve aktarıcıların bir yıl içinde devreye sokulacağını bildirdi. Başer, 1990 yılında yapılacak çalışmalarla TV3 yayınlarının nüfusun %60'ı tarafından izlenebileceğini belirtti. Genel Müdür Başer, aynı yılda yayına başlayacak TV4 programlarının da nüfusun %50'sine ulaştırılabileceğini söyledi. Emin Başer, PTT'nin kombine anten üretimine de yakında başlayacağını bildirdi.
aktarıcı ve vericileri üretecek firma yetkilisi Faruk Kardeşoğlu da bu alandaki modern teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmaktan memnunluk duyduklarını anlattı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Ön Lisans Programı'na kayıtlar yarın sona erecek. Eğitim Ön Lisans Programı'na orta öğrenimli ilkokul öğretmenleriyle bu görevden emekli olanlar ve halk eğitim merkezlerinde görev yapan kurs ve rehber öğretmenler katılabilecek. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çelik Köprü mevkiinde bir kamyonun demir yoluna devrilmesi sonucu tren seferlerinde aksamalar oluyor. Kaza yüzünden bir süre kuzey hattından yapılamayan tren seferleri güney hattı üzerinden gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Bu arada saat 10.30'dan itibaren ulaşıma kapanan Elazığ-Tatvan demiryolu saat 20.30'da ulaşıma açıldı. Elazığ-Tatvan demiryolu şiddetli yağış yüzünden kaya parçalarının demiryoluna düşmesi sonucu ulaşıma kapanmıştı. İstanbul'da Büyükçekmece Barajı arıtma tesislerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yarından itibaren 24 saat süreyle bazı semtlere su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre yarın saat 10'dan Cuma günü saat 10'a kadar su alamayacak semtler şunlar: Bakırköy, Ataköy, Yeşilköy, Florya, Bahçeli Evler, Koca Sinan, Güngören, Bağcılar, Yenibosna, Mahmutbey, Sefaköy, İkitelli, Küçükçekmece, Halkalı ve Avcılar. Yetkililer yarın havanın yağışlı olması halinde bakım ve onarım çalışmaları yapılamayacağından su kesintisinin ertelenebileceğini bildirdiler. Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanlığı'na Güngör Yener, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da Ahmet Çavuşoğlu yeniden seçildiler. İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na da İbrahim Bodur yeniden getirildi. Oda Meclis Başkan Vekilliklerine de Mehmet Şuhubi ile Ali Kermen seçildi. 1988 yılına ait satış ve gayri safi iş hasılatı 20 milyon lirayı aşan tüccarın yazar kasa kullanma zorunluluğu 1 Aralık Cuma günü başlıyor. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre geçen yıl satış ve gayri safi iş hasılatı 20 milyon lirayı aşan mükellefler 1 Aralık'tan itibaren bedeli 500 bin liranın altındaki satışları için fatura yerine ödeme kaydedici cihaz kullanacaklar. Açıklamada bu tarihten itibaren yazar kasa kullanmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarın vergi usul yasasına göre cezalandırılacağı kaydedildi. Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı'nca Güneydoğu Anadolu bölgesinde çocuk sağlığı merkezi kurulacak. Türkiye Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı'nca Ankara'da gönüllü kuruluşlar ve çocuk sağlığı konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı adına yapılan konuşmada çocuk sağlığı merkezinin Güneydoğu Anadolu'daki 10 ayrı merkeze hizmet verecek şekilde düzenleneceği belirtildi. Öteki konuşmalarda da sağlıklı bir gelecek için aile planlaması, koruyucu sağlık hizmetleriyle erken teşhis ve tedaviye önem verilmesi istendi. Adana Devlet Tiyatrosu sanatçıları Uzaklar adlı oyunu bu akşamdan itibaren Gaziantep'te sahneye koyuyorlar. Ülker Köksal'ın yazdığı oyunu Çetin Köroğlu yönetiyor. PTT Genel Müdürlüğü Tiyatrosu da Cahit Atay'ın Sultan Gelin adlı oyununu bu akşam Mersin'de sahneledi. Samsun Belediyesi Oda Tiyatrosu da perdelerini bu akşam Töre adlı oyunla açtı. Turgut Özakman'ın yazdığı ve Gülçin Üstüntaş'ın yönettiği oyun pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 20'de sahnelenecek. Ve spor, Türkiye Boks Şampiyonası'na İstanbul'da devam edildi. Lütfi Kırdar spor salonunda yapılan akşam bölümündeki karşılaşmalarda 60 kiloda Ayhan Taşkın, Kibar Tatar, Ali Çelikiz, Emin Aktüylü, Hidayet Aydoğmuş, Feyzullah Aydaş, Recep Paketçi, 71 kiloda da Fikret Kaman rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldiler. Türkiye Boks Şampiyonası'na yarın öğleden sonraki bölümünde 51, 75 ve ağır sıkletlerde karşılaşmalar yapılacak. Akşam seansında ise 57, 67 ve 81 kilolarda maçlar yapılacak. Türkiye Boks Şampiyonası pazar günü yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Ve hava durumu. Bu gece ve yarın akşama kadar bütün bölgelerimiz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Yağışlar yer yer etkili ve sürekli olmak üzere yağmur, Marmara'nın doğusu İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Hava sıcaklığı doğu bölgelerimizde biraz azalırken batı bölgelerimizde artış gösterecek. Rüzgar yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı, öteki yerlerde kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Ankara'da hava çok bulutlu ve kar serpintili geçecek. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 3, yarın günün en yüksek sıcaklığı 4 derece dolayında olacak. İstanbul'da hava yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 2, yarın günün en yüksek sıcaklığı 2 derece dolayında bulunacak. İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gecenin en düşük sıcaklığı 1, yarın günün en yüksek sıcaklığı 10 derece dolayında olacak. Haberleri sunduk. İyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.